Solid Works 2015'te birlikte gelen çizim yeniliklerini hep birlikte inceleyelim. Şekilde çizmiş olduğumuz parçanın skecine geri dönüyorum ve yenilikleri anlatabilmek için bazı ilgili kısımları siliyorum. Hemen buradan teğet bir yay oluşturur oluşturmaz artık yeni gelen özellik sayesinde pop-up menüsü bana skeç ilişkilerini ulaşmam için gerekli komutları önüme getiriyor ve bana sadece bu komutu seçmek oluyor. İsterseniz şurada bir çizgi çizelim ve anında bu çizgiyi dik hale getirebilirim. Burada bir spline ekliyorum ve bu spline'ın eğikliklerini eşitleyebiliyorum. Yine 2015'te gelen bir yenilik sayesinde bu şekilde göründüğünüz iki elemanın birleştiği noktaları tıklarsanız açılan pop-up menüsünden hızlıca bu iki eleman arasında mümkün olan ilişkilerden herhangi birini seçerek çizime hızlıca devam edebilirsiniz. Yine bu şekilde bir çizgi varsa tıkladığınızda bizim muhtemel seçim yapmamız gereken skeç ilişkisini bu şekilde vurgulayarak yine yardımcı olmakta. Açı vermede de yine çok güzel yenilikler var. Bildiğiniz üzere bu şekilde iki eleman arası açı verdiğimde sadece geometrinin yarısına bir açı tanımlayabiliyordum. Artık Shift tuşuna basarak buranın tamamını rahatlıkla açı tanımlayabiliyorum. Aynı şekilde buradaki ölçüyü de rahatlıkla girebiliyorum. SolidWorks 2015'te birlikte gelen yeni komutumuz orta nokta çizgisi sayesinde istediğim elemandan başlayarak simetrik bir şekil oluşturabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Burada rahatlıkla geometrinin yerini ve konumunu değiştirebiliyorum. Sanki aynalanmış bir eleman gibi tam ortasında olduğu için bu çizginin kendisi tam ortada olduğu için bu geometriyi çok basit ve hızlı bir şekilde oluşturabildim. Yine dikdörtgen komutlarına yeni gelen bir özellik. Burada yardımcı çizgileri artık bildiğiniz üzere sadece daha önceki versiyonlarda merkezden başlayan dikdörtgende oluşturabiliyorduk. Ama 2015 versiyonuyla birlikte diğer geometrilerde de artık yardım çizgileri ekleyebiliyoruz. Köşelerden veya orta noktasından olacak şekilde. Burada hızlıca ölçülendirmemizi tamamlayalım. Ve buradaki dikdörtgenimizi ilgili noktasından tutup sürükleyerek bu alana bırakalım. SolidWorks 2015 ile birlikte gelen çizim özelliklerinde gelen segment özelliği sayesinde görmüş olduğunuz gibi belirtilen çizgiye bir kere tıklamak suretiyle bu çizgiyi istediğim kadar segmente rahatlıkla ayırabiliyorum. İstersem bu ilgili alanlara sketch noktalar oluşturabiliyorum, çizim noktaları oluşturabiliyorum. İstersem de kesit şeklinde bu çizgileri örneğin bu örneğimizde olduğu gibi 6'ya bölebiliyorum. Buradaki çizginin sketch özelliklerini sildikten sonra gördüğünüz gibi rahatlıkla buraya yeni bir geometri oluşturabilirim. Yine ilgili alanda belirtilen çerçeveyi hızlı bir şekilde zinciri seç diyerek buradan bunu da normal geometri haline getirebiliyoruz. Son olarak da segment komutunun sketch komutları içerisinde ki diğer kullanımını görelim. Örneğin elimizde bu şekilde bir sketch'im var. Ben bu sketch'i segment komutunu kullanarak çizim noktaları etrafında çizim noktaları oluşturabiliyorum. Örneğin burada 8 adet çizim noktası oluşturulmasını istedim. Ve bu noktalar arasında da hızlıca açı vererek çizimimi tam tanım hale getirebiliyorum. Segment komutu sayesinde gördüğünüz gibi çizim elemanımı 8 eşit parçaya rahatlıkla bölebildim.